Değerli basın mensuplarım, biraz önce saat 14'te yaptığımız basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın bir televizyon programındaki yaptığı en düşük emekli maaşı ile ilgili açıklamanın hayata geçirilmesi konusu söz konusuydu. Yine bu kanun teklifimizin görüşmeleri 16 maddeydi. İki madde daha ilave yapıyoruz kanun teklifimize. Birisi 2012 yılından önce işsizlik sigortası maaşı alıp da kendilerine fazla ve yersiz ödeme yapılan bir kitle var. 60 bin kişi civarında. 2012 yılından önce bilgisayar ortamı olmadığından dolayı, meselelerin tam takip edilemediğinden dolayı fazla ve yersiz ödeme yapılanlarla ilgili şu anda icra takip aşamasında. 2012 yılından itibaren olan düzenlemelerde herhangi bir hata, kurum hatasından veya kişinin bildirim zamanında yapamamasından dolayı ortaya çıkan bir durum vardı. Onu düzelten bir şey yapıyoruz. Yine basın toplantısından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık. Kendileri Ankara'dan İstanbul'a giderken uçakta Sayın Cumhurbaşkanımıza bayram ikramiyelerle ilgili bir tasarrufumuz olup olmayacağını ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız kanun teklifine, yani şimdiki verdiğimiz, biraz sonra vereceğimiz kanun teklifine bayram ikramiyelerinin ikişer bin lira olması müjdesini kamuoyumuzda paylaşın diye ifade ettiler. Yani verdiğimiz kanun teklifinde bayram ikramiyeleri Ramazan bayramı için 2000 lira, Kurban bayramı için 2000 lira olmak üzere 1100 liralık ikramiyemizin her birine 900 liralık bir artış gerçekleşmiş oluyor. Toplam EYT'lilerle birlikte giren EYT'lilerle birlikte muhtemelen 15 milyon kişiye yakın olacak. Çünkü 13,5 milyon bizim yaklaşık emeklimiz vardı. Şimdi EYT'lilerden yıl sonuna kadar 2 milyon 250 bin kişi herkese emekli olduğunu düşünürsek bunun 700 bini zaten devlet memuru emekli olmayabilir diye düşünüyoruz. 1,5 milyon daha gelirse 15 milyon kişi bu 2000 liralık bayram ikramiyelerinden 900 liralık artıştan faydalanmış olacaklar.